إنا أكرم عند الله فوقكم. الله تعالى هو عليك من باب العروس محبة بسم الله الله عني عن مدام فزيلاتي ولم تشوف تقوى تقوى الله هو الحسين وإمام الغزالي رضي الله عنه بيرمش كي Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Namaz, oruç, hac, zekat, dini, ibadet. Allah-u Teala Azze ve Celle haram ettiği haramlardan kendini muhafaza eder. Mesela içki, huma, zina, faiz, zulüm, onlar nedir? Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylerdir. Onun için bazı müfessirler diyor وَاِنَّ اَكْرَمَا كَانَمْنَا بَيَفَقَمْ Hazreti Bilal Habeşi hakkında nazır olmuş. Siyahtı ama ameli çok değildi. Hadis-i şerifte geçiyor اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْبَرُمْ اِلَى سُوَلِكُمْ مَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْبَرُمْ اِلَى خُرُبِكُمْ مَعْمَالِكُمْ Allah-u Teala Azze ve Celle insanın suratına beyaz mı, siyah mı, mali çok mu, az mı bakmaz. Neye bakıyor? Kalbe bakıyor, bir de amele bakıyor. Onun için elhamdülillah Allah-u Teala Azze ve Celle dini İslam'ı bize nasip etmiş. Hazreti Ali Radıyallahu anh buyurmuş. كفر بالإسلام نعمة الله بزي مسلمان يردمش مو نعمة بزي كفر دمك بز إسلام معنى سندر تسليم الله معنى سندر الحمد لله الله نزل مسلمان يردمش أجل بزي كافر يا السيد نعوذ بالله من نوع مجر أبديا جعلنا دقاء جفت ونحن نشن الحمد لله الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام الله تعالى من راسي أرضه الدين ما الدين يدر إسلام دين يدر إشتاء الله تعالى بزنا نسيب يدمش İslam denir, nasip etmiş. İslam, teslim olmak manasıdır. وَالْجَنَّةُ لِمَنَا طَعَهُ وَلَوْ عَبْدًا حَلَشْنًا Cennet kimin içindir? Allah'a itaat eden. İstersen bir haleşi köle olsun. وَالْنَارُ لِمَنَا عَصَهُ وَلَوْ شَيْفًا قُرَيْشٍ Ateş kimindir? Allah bizi muhafaza etsin. Allah'a asyan edendir. Bir de kelime-i şehadetten sonra en büyük namaz. Malum eskiden Ali namazı Hazreti Peygamber Aleyhisselam Mi'raç gecesinde Allah-u Teala'dan raca etmiş 45 namaz Allah'ı indirdi. Şimdi biz 5 vakit namaz kılıyoruz. Ama 50 namaz sevap bize yazılıyor. Şimdi burada evliyaların kerameti vardır. Mesela Seyyid-i Şahmullah Kardeşallahu Seyyid'i ben bir sefer bana dedi istihara et. Ben istihare ettim, daha ona soramadım deyince benim gördüğümü bana söyledi. Bir de büyük kerametlerden şeriatla amel ediyordu bu. İmam-ı Gazali radıyallahu anh diyor, eğer bir insan görsen havada uçuyor. Denizde su üzerinde yürüyor ama ameli şeriatta aykırıysa
sen onunla mağrur olma, aldanma. O keramet değildir. Bak, balıklar da suda yüzüyor. Bir kuş havada uçuyor. Bu keramet değildir. Keramet nedir? En büyük keramet, şeriat-ı Allah ile amel etmek en büyük kerametlerdir. Şimdi bir sufi şeyhine demiş, şeyhim ben şimdiye kadar senden bir keramet görmedim. Demiş sufi, sen benim amelime bakıyorsun, ben amelim. Şeriata aykırı bir şey var mı? Demiş yok. Dedi bak, işte bu benim amelim keramettir. Ben şeriata muhalif gitmiyorum. Şeriat hoş şeyden meydana gelmiş. Dört. Ayet, hadis, icma, kıyas. Ha. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı hoş şeyden meydana gelmiş. Dört şeyden. Ayet, hadis, icma, kıyas. Mesela askerlikte, gençlikte insan namaz kaçırmış. Ha? Bu namazı muhakkak kaza edecek. İstersen Şafii olsun, istersen Hanefi olsun. Dört mezhep de haktır. Şimdi hatta Şafii mezhebinde, İmam Şafii rahimullah yanında bir adamın kazası varsa sünnet caiz değildir. Hanefi rahmetullahi aleyh yanında her ne kadar sünnet caizse de Mecmu'u Fetva, fakir kitap ediyor, en münasip ne yapacak? Kaza edecek. Bazı Hanefi arkadaşlar var, inat ediyorlar. Diyor, biz sünnet terk etmiyoruz. Şimdi Şahdülkadir Geylani Kadesavar kitabında buyurmuş, bazı ahmaklar var, ne diyorlar? Sünneti farzdan daha önemli görüyorlar. Bunlar ahmaktırlar. Şimdi diyor, nasıl ahmaktır? Farz, Allah emretmiş. Biz Allahu Ekber diyoruz. Yani Allah herkesten büyüktür. Sünnet, Hazreti Peygamber emretmiş. Hazreti Peygamber derecesi Allah'tan sonradır. Mesela diyor, bir melik var, vezir var. Melikin emri, vezirin emrinden daha üstündür. Sen melike itaat etmiyorsun, vezire itaat ediyorsun. O zaman insan ahmak olur. Ahmaklık nedir? وَدْعِ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضَعِهِ. Bir şeyi yerinden yapmamak, yani akıl nedir? Her şeyi yerli yerinde yapmak. Ahmaklık, her şeyi yerinde yapmamak diyorlar. Onun için şeriatta inat yoktur. Sen bir ton kaza var, bakıyorsun sünnet kılıyorsun. Olmuyor bile. Sen önce kazalarını hepsi bir sene, iki sene askerlikte, gençlikte sen kaza kılmamışsın, namaz kılmamışsın, kaza edeceksin. Ne diyeceksin? Niyet ettim, ilk açıldığım sabah namazını kaza edeceğim. Niyet ettim, ilk açıldığım öğlen namazı. Niyet ettim, ilk kaçırdığım ikindi namazı. Bir de bu mesela bir şimdi hatim ediyoruz, Allah bizden kabul etsin. Bunun aslı nereden çıkmış? Hadis-i Bukhari var. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de 5-6 sahabe ile ne yapmış? Zikretmiş. Bunun için Peygamber'e mesela insan yolunda gitse bir şehit sevabı vardır. Çünkü ahir zamanda insan
şeriattan uzak kalıyor. Ama sünnet-i İslamiye dairesinde hareket ederse hem Allah ondan razı olur, hem peygamber, hem de bir şehit sevabı yazılıyor. Demek ki öyle zikrullah ayakları, Allah'ın zikri her şeyden büyüktür. Şimdi zikir manası nedir? La ilallah, salavat, istiğfar, subhanallah, elhamdülillah. Zikir yani Allah'ı hatırlamaktır. Gaflet nedir? Allah'tan uzak olmaktır. Onun için biz ne yapacağız? Demek ki meşayih-i kiram ve diyallahu ne yapmışlar? Hz. Peygamber'in yolunda gitmişler. Kıyamete kadar tarikatlar, mezhepler haktır. 12 tarik var. Çok büyük ulamalar hepsi tarikat olmuştur. Hatta Üstad Bediüzzaman Aynullah tarikçeyi hayat tarikat olmuş. Ulam-ı Havaz'ın cemaî zamanında tek bir müceddetti. Kadiri'ye gitmiş, bir sene seferi devam etmiş, Hindistan'a gitmiş. Şeyh Abdullah Dehlevi Kadesallahu sallallahu aleyhi yanında Nakşibendi tarikatı getirmiştir. Demek ki 12 tarikat, 4 mezhep temelleri neyin üzerine koymuş? Ayet ve hadis üzerinde. Zaten Peygamberimiz buyurmuş, ben size iki ağır şey bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabıdır, Kur'an-ı Kerim. Diğeri sünnettir. Yahut bazı ulamalar diyorlar, Ehl-i Beyt'tir. Bu da sahiptir. Ehl-i Beyt kimdir? Fatıma anamız ve Tala anı evladı Hasan Hüseyin, İmam-ı Şafii ne diyor? Ya Ehl-i Beyt ya Resulullah. Ya Ehl-i Beyt Resulullah. Kefâkın min azîmü kadri. حبكم فردا من الله والقرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر ما لم يصلي عليكم لا صلاة له يا أهل البيت سيدنا محبة النس فرزر نيشم چونك آية كريمة قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة فقربه لماك حسن حسيني بس evlâdları kıyamete kadar bizim onlara saygımız, muhabbetimiz ne olacak? Vaciptir. Vacip farz terk eden günahkar olur. Bir seyit, biz ona karşı saygıya, hürmet, tazim göreceğiz. Niçin? Çünkü o da peygamber evladıdır. Her ne kadar aş sana geçmişse de kıyamete kadar bu veraset devam ediyor. Hasan-ı Hüseyin'i Fatıma radıyallahu anhımız radıyallahu anh evladı biz onlara ne yapacağız? Muhabbetimizi yapacağız. Yani mesela bir adam Hasan'ıdır, Hüseyin'dir, baş tacı biz onlara hürmet edeceğiz. Ki yarın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda demesin sen benim evladımın kıymeti bilmedin. Yoksa Peygamber evladının kıymeti bilirsen sanki Peygamber'in kıymetini biliyorsun. Demek ki Hasan-ı Hüseyin bunlar nedir? Ehl-i Beyt'tir. Mesela Abbasi var. Halid'i var, Ömer'i var, bunlar da baş tacıdır. Ama Seyyid değildir. Seyyid kimin evladı olacak? Fatıma anamız evladı olanlara ne diyorlar? Seyyid diyorlar. Bir de hikme adabı vardır. Ben birkaç sefer söylemiştim, belki bazı arkadaşlar hazır yok diye. Şimdi hikme ben Estağfirullah desem siz de söyleyin.
Fatiha okusam siz de okuyun. Salavat getirsem siz de getirin. Ya vakiyendir vakiy siz de söyleyin. Hakkı ve şerifle la hamla ve rahmet eyle billah siz de getirin. Bir de Rabbite-i Şerife var. Rabbite nedir? Ölüm tefekkürüdür. Mesela insan ne diyecek? Ya Rabbi işte ben öldüm, beni yıkadılar, benim abdestimi aldılar, huslumu aldılar, yıkadılar, kefene koydular, benim üzerimde cenaze namazı kıldılar, kabre gittim. Kabirde de amelden başka fayda vermiyor. Yani insan kabre girdiği zaman ne fayda veriyor? Amel-i salih, zenginlik, ana, baba, dost, ahbap, hepsi geride kalıyorlar. Ha. Bunun için biz neyle mükellef olmuşuz? Amel. اِنَّ الَّذِينَ اَوْمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلُونَ. Öyle kişiler ki Allah'a iman getiren, amel-i salih yapan, cennet onlar için bir menzildir. Bir mekan hazırlanmış. En yüksek mekan, makam da cennet-i firdevs, Allah bize nasip etsin. Onun için tarikatlar, mezarlar haktır. Ama Şii var, Alevi var, Vahabi var, bunlar bazı namaz kılıyorlar, bazı üç vakit namaz kılıyor, bazı Şiiler, Hz. Hüseyin ümmü Şianadır, şeytandır. Sahabalara dil uzatıyorlar, lanet geliyor onlara. Ayaklarını yıkamıyorlar, mesih ediyorlar. Ondan sonra işte nikah al-mut'a yapıyorlar, nikah al-mut'a haramdır. 15 gün, bir ay, bir çocuk dünyaya gelse, sen bilmiyorsun kimin çocuğudur. Yani nikah al-mut'a haramdır. Çünkü kadınlar erkeği ölürse 4 ay 10 gün bekliyor. Eğer boşanırsa kadın 3 ay bekleyecek, sonra iddesi bitti mi, öyle evlenecek. Evlenmek dinimizde sünnettir. Yani bir adam evlenirse dininin yarısını elde ediyor. Kabirde en rezil olan evlenmeyenlerdir. Çünkü arkasında bir zürriyet bırakmamış ki ona bir Fatiha, bir sadaka, bir dua etsin. İşte evlenmekten vazgeçmiş kabirde rezil olur. Demek ki niçin? Çünkü insan olduğu zaman bir evladı olsa, istersen kötü olsun, muhakkak ya dua edecek babasına, anasına, ya bir sadaka verecek. İşte faydası vardır. Eğer o çocuk günah yaparsa, günah onun konumundadır. Ama bir hayır yaparsa, anası babası ona sebep olmuş, rida rabbi fi rida valideyn. وَسَخَتْهُ فِي سَخَتْهِمَا Allah'ın rızası kimin rızasında? Ana baba. Allah'ın gazabı da ana babaya bağlıdır. Eğer senin ana baban mesela sen hanımını anasından üstün tutuyorsun, lanet geliyor. Niçin? Demek sen şehvet kulusun. Şehvete kölelik yapıyorsun. Ya aman sana o kadar hizmet etmişsen bakıyorsun
kendi hanımını anasından üstün tuttu. Yoksa lanetten müstahak oldu. Ha. Demek ki ona İnnallah sünni seyir de verir. Sen bir fakire 3 milyon verdin. 2 milyon senin anana yazılır, 1 milyon senin babana. Niçin? Çünkü anan haşa senin pisliğini yapmış, sana süt vermiş, kokusunu kaçırmış, 9 ay, hatta İmam-ı Şafii 4 sene anasının karnında kalmış. Demek hamlin ekseri ne kadardır? 4 senedir. Galip olarak 9 aydır. 9 ay senin anan sen karnında seni taşıdı. Hasta oldun. Meşakal gördü. Sen bakıyorsun kendi hanımını anasından üstün tutuyorsun. O zaman insan lanet geliyor. Onun için ama baba her zaman gelmez. Bugün var, yarın yok. Ama senin bir oğlun ölürse Allah çok ağır sana verir. Senin hanım öldü. Kadınlar çoktur. Başka bir kadınla evleneceksin. Ama senin anan baban rahmette gittiği zaman yerleri boş kalıyor. Pişman olsan da fayda vermez. Pişmanlık ne zaman fayda veriyor? Dünyada. Sen öldün kabirde pişman oldun. Vay ben nasıl anamın babama hürmet edemedim, emirlerini yerine getirmedim, asi oldum. Pişman olsan da pişmanlık fayda vermez. Kabir bir cennet bahçesidir yahut bir cehennem çukurudur. Demek pişmanlık ne zaman fayda veriyor? Dünyada fayda verir. Şimdi biz beraber inşallah hepsi salavat-ı şerife, sonra inşallah hatmi şerife